Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber üçgenlerde eşlikle ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Sırada açı kenar açı eşliği var. Hemen kuralımıza bakalım. Herhangi iki üçgenin karşılıklı ikişer açıları eşit ve bu açılar arasında kalan kenar uzunlukları eş ise bu üçgenler eştir. Ne demek istiyor? B açısıyla E açısı, C ile F açısı birbirine eşit ve BC kenarıyla EF kenarı birbirine eşit ise ABC üçgeni ile DEF üçgeni birbirlerine eştir diyor arkadaşlar. Buradaki tabii ki geriye BE, CF birbirine eşit olduğuna göre geriye de A ile D mecburen eşit olmak zorunda kalıyor. Şimdi bakalım sorumuza. Şimdi arkadaşlar AF kenarı 4, FB kenarı 3, BD kenarı 7 birimmiş. Bize BFD açısı tırnakta verilmiş. ACB açısı o da tırnakta verilmiş. X soruluyor. Şimdi ben bu tırnaklı açıya alfa diyorum. Bu tırnaklı açıya da alfa diyorum. Şimdi ABC üçgeninden yola çıkıyorum. Bu B açısına da teta diyeceğim. A açısını bilmiyorum arkadaşlar. A açısına da mecburen beta diyeyim. ABC üçgeninde alfa var, teta var, beta var. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. Şimdi de sırada inceleme istediğim üçgen FBD üçgeni. Bakıyorum F açısı alfa, B açısı teta, D açısı da var. Onu yazmayacağım şu an. Üçgende iç açılar toplamı ne? 180 derece. Az önce yazdığım şeye bakıyorum. Alfa, teta ve burası ancak beta olursa toplamı 180 yapacak değil mi? Yani buradaki D açısı ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. O zaman şöyle yapabiliriz. Bir de şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bu ABC üçgeninde beta ile teta arasındaki kenar 7 birim. Diğer FBD üçgenine baktığınızda yine beta ile teta arası 7 birim. O zaman ben ne diyebilirim? Burada açı, kenar, açı eşliği var. Hemen o eşliği de yazalım. ABC'yi yazıyorum önce. Eşlik koyuyorum. Şimdi A açısı beta, diğer üçgende D açısı beta. B açısı teta, zaten iki üçgende de B açısı ortak. C açısı alfa, diğer üçgende de F açısına alfa. Eşliğimizi de yazdık. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Bu FBD üçgeninde beta'nın karşısı 3 mü? Görüyorsunuz. O zaman ABC üçgeninde beta'nın karşısı ne olacak? 3 olacak. Güzel. Zaten BD 7'ymiş. X'e ne kalır? 4 kalır. Bu kadar. Devam edelim. Bakın bu da benzer bir soru. AF 4, FB 2, BC 2. Bize BAC açısıyla ki görüyoruz zaten buraya alfa da diyorum. BDF açıları eşit verilmiş. Buraya yine alfa diyorum. Buraya teta diyorum. Şu an yine ABC üçgenine yoğunlaşalım. Alfa var, teta var. Buraya beta dedim. O zaman alfa, beta, teta üçgende iç açılar toplamı ne? 180 derece. Şimdi arkadaşlar BFD üçgenine bakayım. Alfa var, teta var. Buradaki F açısıyla ilgili yorum yapacağım. Artı F açısı 180 derece olmak zorunda değil mi? Az önce yazdığım eşitliğe baktım. Alfa, teta. Burada kim eksik? Mecburen burada beta olmak zorunda 180'i tamamlamak için. O zaman buradaki F açısı beta olmak zorunda. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle diyelim. BFD üçgeninde beta ile teta arası 2 birim. ABC üçgeninde beta ile teta arası 2 birim. Yine burada açı kenar açı eşliği yapabilirim. Açılarımızı yazalım. ABC'yi önce yazıyorum. Diğerini buna göre sıralayacağım. Burada A alfa, diğerinde D alfa. Burada B, zaten B ikisinde de aynı açı. Burada da arkadaşlar C beta, diğer üçgende de beta olan ne? F. Yazdık. Şimdi dikkat edelim bakalım neler var. Şimdi
ABC üçgeninde betanın karşısı, bakın 6 değil mi? O zaman BFD üçgeninde betanın karşısı, burası da 6 olmak zorunda. Bir kısmı 2 ise x'e yine ne kalır? 4 kalır. Devam edelim. Evet. Şimdi diklikler verilmiş bana. AB kenarı 6, ED kenarı 4 santim denilmiş. BD uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninden yola çıkacağım. Nasıl yani? Bu açıya alfa diyeceğim, bu açıya beta diyeceğim. Alfa, beta ve 90 derecenin toplamı 180 derece. 90'ı karşıya atarsak alfa ile beta 90 derece oldu toplamı. Güzel. Peki bu ne işime yarayacak? Şimdi bakın. C açısı için konuşuyorum. Şu C açısının üst tarafı doğru açı değil mi? Burada 90 derece var. Hatta şuraya da x diyelim. Bakın sizin için. Yani şöyle diyelim. Alfa var, 90 ve x var. C açısının üst tarafı doğru açı olduğu için alfa, 90 ve x'in toplamı yine ne yapacak? 180 derece yapacak. X ile alfa burada kalsın. 90'ı karşıya atın. 180'den 90 çıktı. 90 kaldı. Bu bana çok tanıdık geliyor. Bakın alfa ile beta'nın toplamı 90'dı ya. X'te de alfanın toplamı yine 90. Aslında bu x dediğim yer ne arkadaşlar? Bakın şöyle yapıyorum. Şu ikisinden yola çıkalım. Alfa ile beta'nın toplamı. Güzel yapalım şunu. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Aynı zamanda da x ile alfanın toplamı 90. Alfalar sağa sola atın birbirini sıfırlayacak. X demek beta demek. İleride siz bunu çok seri bir şekilde yazabileceksiniz. Burası beta. Bakın diğer üçgene geçiş yaptım. Şimdi hatta seri haline geçelim biraz. CED üçgene baktığımda 90 derece var, beta var. Geriye 180'i tamamlamak için bakın yazıyorum. 90 derece var. Hatta şuraya CDE üçgen için diyelim. Beta var. Bir açımız daha var. Toplamları ne olacak? 180 derece. Şimdi arkadaşlar bu 90'ı karşıya attığınızda 180'den 90 çıktı. 90. Beta'yla neyin toplamı 90'ı veriyordu? Alfa'nın. İşte buradaki açı da mecburen ne oldu? Alfa oldu. Bakın buna açı taşıma da denir. Tamam mı? Bunu çok sık kullanacağız. Hele benzerlikte. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Beta ile alfa arasındaki kenar çift tırnaklı. Diğer üçgende bakıyorum. Beta ile alfa arasındaki kenar çift tırnaklı. O zaman burada açı kenar açı eşliği var diyorum. Ve uygulamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar hatta yazalım. ABC üçgeni ile eşittir. Burada A açısı beta ise burada C açısı beta. Burada B açısı 90 derece, burada D açısı 90 derece. Burada alfa olan C açısı, burada alfa olan E açısı. Bu şekilde eşliğimi yazdım. Şimdi bakıyorum. Bu üçgende alfanın karşısı 6. Bu üçgende de o zaman alfanın karşısı, konuşamadım 6. Bu üçgende betanın karşısı 4 iken, bu üçgende betanın karşısı 4 olmak zorunda. Gördüğünüz gibi BD kaç arkadaşlar? BD uzunluğu 4 artı 6'dan 10 olarak bulunur. Devam edelim. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Bu ne demek arkadaşlar? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Ve iç açıları 60'ar derece. Tamam. BE 7, DE 3 verilmiş bize x soruluyor. Ben bu açıya A dersem bu açıda mecburen A. Burası da A olacak. Şimdi B açısı, iç açısı 60 derece ya. Buraya ne kalır? 60 eksi a. C açısı da 60 derece. Buraya ne kalır? 60 eksi a. Eşkenar üçgen olduğu için bunları yazıyorum. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda beni dikkatli dinleyin. BEC üçgeniyle şöyle yapayım. ADC üçgenine konsantre olduğumda 60 eksi a derece ile a derecenin arasındaki açı yılan gibi olan pardon 60 eksi a ile A derece olan açının arasındaki kenar BC yılan gibi. Aynı zamanda diğer üçgende
A ile 60 eksi A derece arasındaki kenar yine AC. O da yılan gibi mi? Yani burada o zaman ne vardır diyeceğiz. Açı kenar açı eşliği. Peki başlayalım. Şu taradığım yerleri silmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şuna dikkat edelim. Bu B açısı 60 eksi A. Bu açı A. Toplayınca 60 yapıyor değil mi? O zaman buradaki E açısına 120 derece kalır. Aynı şekilde buradaki A açısı A. Buradaki C açısı 60 eksi A. Toplayınca 60 yapar. Buradaki D açısı da yine ne olur? 120 derece olur. Ben buradan eşliği yazayım. DEC üçgeni diyorum. Eşittir diyorum. Buradaki 60 eksi A B. Buradaki C 60 eksi A. Buradaki E 120. Buradaki D 120. Buradaki C A demek. Buradaki de A A demek. Bunları yazdım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Baktığımızda beni dikkatli takip edin. Buradaki A açısının karşısı 7 birim. Buradaki A açısının karşısı DC'nin tamamı. DC'nin tamamı 7 ise buraya ne kalır? 4 kalır. Güzel. Devam edelim. Buradaki arkadaşlar 60 eksi A'nın karşısı 4 birim. O zaman buradaki 60 eksi A'nın karşısı da X yaptığına göre X de yine kaç birimdir? 4 birimdir. Devam edelim. Evet. Sırada arkadaşlar kenar 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 eşliği var. Hemen bakalım. Herhangi iki üçgenin karşılıklı üçkenar uzunluğu birbirine eşit ise bu üçgenler eşittir. Görüyorsunuz AB kenarı DE kenarıyla, AC DF ile, BC ile EF ile eşit. O zaman bu üçgenler birbirine eşittir deriz. Ve arkadaşlar üçgenlerde eşitliklerde açı eşliği diye bir şey yok. Bunu da unutmayın. Şimdi sorulara geçelim hemen. ABC eşkenar üçgen diyor. Bu ne demek? AB kenarı, BC kenarı, AC kenarları birbirine eşit. Şimdi dikkatimi şöyle, bize burada X'i soruyor zaten. BD ile de DC birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar dikkatimi şu çekiyor. ABD üçgenine bakayım. Tamam mı? Şimdi burada şöyle yazabiliriz. AB kenarıyla, hatta şöyle diyeyim. ABD üçgeni ile ADC üçgeni arasında bir kıyaslama yapacağım. Şu an arasına eşlik falan koymadım. Öylesine sıraladım. Bu sıralama karışık. Doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir. Ben öylesine bir sıralama yaptım. Sadece şu an kıyaslama yapacağım. Bu iki üçgende AB kenarıyla diğer üçgendeki AC kenarı birbirine eşit. Tamam. BD kenarıyla diğer üçgendeki ADC üçgenindeki yani DC kenarı eşit. Tamam. Zaten iki üçgende de AD kenarı yok mu? Zaten iki üçgende de AD kenarı var. Yani AD kenarı zaten birbirine eşit. Bakıyorum üçkenarda eşitse kenar 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 eşliği yok mu? Var. O zaman şurayı bir sıralamaya başlayalım. Düzgünce. ABD üçgeni diyorum. Eş işareti koydum. Şimdi arkadaşlar ABD'ye baktığımda A'nın karşısında çift tırnaklı kenar var. O zaman burada diğer üçgende yine ADC üçgeninden bahsediyorum. ADC üçgeninde yine A'nın karşısında çift tırnaklı kenar var. Tamam. Devam edelim. Burada arkadaşlar ABD'de B'nin karşısında tek tırnaklı kenar var. Burada da C'nin karşısında tek tırnaklı kenar var. Böyle yazdım. Tamam. Sırada zaten en son ABD diyor. Burada da zaten yine ne kalacak arkadaşlar? Hepinizin tahmin ettiği gibi D kalacak. Ya da bakın yılan gibi olan kenarın karşısında D açısı var. Burada da aynı şekilde ne var? D açısı var. Böyle diyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda bütün bunları yazdığımda buradaki A açısı ile buradaki A açısı birbirine eşit değil mi? Yani buraya da ne yazacağım? X yazacağım. Şekil eşkenar üçgen olduğu için A açısının toplamı yani 2X 60 derece olacak. Çünkü hem A açısı hem B hem C açısı 60'er derece. 2'ye böldüğümde X'i kaç derece buluyorum bakın? 30 derece olarak buluyorum. Devam edelim. Evet.
Şimdi A, B, C ve D, E, F birer üçgen. Bize eş olan kenarları verilmiş arkadaşlar. Alfa soruluyor ki çok basit bir soru. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz 5'e 5, 7'ye 7, 8'e 8 kenarlar eş olduğu için kenar 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 eşliği var. O zaman buraya baktığımızda 60 derecenin karşısında 7 birimlik kenar varsa burada da yine 60 derecenin karşısında 7 birimlik kenar olmak zorunda. Oldukça da kolay bir soru. Devam edelim. Bir sonraki soru daha güzel. Şimdi ABC bir üçgen. Bana eşit olan kenarlar verilmiş. Hepsi de şeklin üstünde var. Alfa soruluyor. Şimdi arkadaşlar ABE üçgenine baktığımda ABE üçgeni bir ikizkenar üçgen. O zaman burası da ne? Alfa. Şimdi benim gözüme takılan ABE üçgeni ile hangi üçgen? Şu an yine sırasız yazıyorum. Dikkat edin. EDC üçgeni. Tamam mı? Sırasız yazıyorum. Neden? İkisinin de kenarları çift tırnak. Bakın burada da var çift tırnaklı kenar. Çift tırnaklı kenar, çift tırnaklı kenar. Ve bir kenarı da ikisinde yılan gibi işaret var. O zaman bu iki üçgen kenar 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 eşliğine sahip. Bu iki üçgen birbirine ne? Eş. Şöyle yazabiliriz. Sıralayarak yazayım şimdi. A, B, E üçgeni ile arkadaşlar eştir diyorum. Şimdi bakın şöyle yazacağım. İki üçgenin zaten kenarları eşit olduğu için eştir dedik. Burada mesela tırnaklı kenarın karşısında alfa varsa burası da mecburen alfa olacak. Zaten ikizkenar olduğu için burası da ne olacak? Alfa olacak. Yani şöyle yazabiliriz. Buradaki A ile diğer üçgendeki D. Buradaki B ile diğer üçgendeki mecburen boş açı C kalıyor. Buradaki E ile de diğer üçgendeki yine E eşittir diyebiliriz. Tamam bunları yazdık. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi arkadaşlar nasıl yapabiliriz bakalım hemen. Beni dikkatli dinleyin. Şöyle yapıyorum. Şurayı siliyorum. Şimdi bu soruda E, B, C üçgeni ikizkenar değil mi? Bakın. E, B, C üçgeni. E, B kenarıyla E, C kenarı birbirine eşit. Tamam. Mesela şuraya X dersem burası da X olacak değil mi? Daha sonra bu X'leri sileceğim. Peki E, B, C üçgenine gelecek olursak İki tane iç açısının toplamı. X'lerden bahsediyorum. E açısının yani şuranın işaretlediğim yerin dış açısı olan kime eşit? Alfaya. Çünkü üçgende öyle değil mi? İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. O zaman buradan 2x alfa demek. Tek tarafı 2'ye böldüğümde x ne demek? Alfa bölü 2. E bakın burada x'in alfa bölü 2 ettiğini bulduk. Şurada arkadaşlar. O zaman EDC üçgenine gelecek olursak alfa var, alfa var, alfa bölü 2 var. Üçgenin iç açılar toplamı ne? 180 derece. Şurayı düzenleyelim. Bakın gerisi işlem sadece. 2 ile 2 alfayı çarpıyorum. 4 alfa. Alfa ile topluyorum. 5 alfa. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 5 alfa eşittir. 180 ile de 2 çarpınca 360 yapar arkadaşlar. Her iki tarafı 5'e bölün. Alfa buradan karşımıza 72 derece olarak çıkar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.